Ahmet Kekeç. CB adayı mısın? BMW distribütörü müsün? Muharrem İnce sosyal medya hesabından hayır büyükelçiler bana Erdoğan'ı yargılayacak mısınız diye bir soru sormadılar diyor ama CNN Türk'teki sözleri bunu yalanlıyor. Sormuşlar. Büyükelçiler iftar yemeğinde Muharrem İnce'ye İktidara geldiğinizde Erdoğan'ı yargılayacak mısınız diye sormuşlar. Bunu Yenen Türk'teki programda anlatıyor. Gazetecilerin bunu mu sordular sorusuna önce hayır durun anlatayım diye cevap veriyor. Sonra da tabii tabii bunu da sordular diyor. Buradaki hayır bildiğimiz hayır değil. Bir dakika araya girmeyin de anlatayım demek için sarf edilmiş bir hayır. İnternette kayıtları var. Hem de yüzlerce binlerce kayıt. Herhangi bir arama motoruna girin, uygun denekleri yazın, bu beyanlara ve görüntülere ulaşacaksınız. Muharrem İnce, Başak Şengül'ün moderatörlüğünde Hakan Çelik, Hande Fırat ve Murat Çelik'in sorularını cevaplıyor. Seçimi kazandığı da yapacaklarını anlatıyor. Daha doğrusu bozacaklarını. Bir kere kamu yatırımlarının acil olmayanlarını kafadan iptal edecekmiş. Muharrem İnce fazla detaya girmiyor. Yerli otomobil ve Kanal İstanbul'la sınırlı kalıyor ama kamu yatırımları dendiğinde akla ilk kalkınmanın dinamini oluşturan altyapı projeleri ve enerji santralleri geliyor. Bunlar arasında acil olmayan yatırımlar hangileridir? Üçüncü havaalanına karşı olduğunu biliyoruz çünkü gezici nümayişçilerle birlikte Merkel'in gönlünü hoş edecek bir tutum sergilemiş. Bu projenin derhal durdurulması gerektiğini söylemişti. Böylece çok sayıda beyanı var. Bugün de kalkmış Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi yapılmasında geç bile kalındı diyor. Demek ki uçakları Esenler Otogarı'na indirecek. Muharremince Boğazların kontrolünü Türkiye'ye bırakacak ve bu yönüyle aynı zamanda muazzam bir siyasi hamlede olan Kanal İstanbul'a da karşı. Yılda milyarlarca dolar girdi sağlayacak bu projeyi istemiyor. Hadi bunu da anladık diyelim. Peki yerli otomobile neden karşı? Çünkü Münih'te BMW'nin fabrikasını gezmiş, çok etkilenmiş, müthiş bir şeymiş. Düşünebiliyor musunuz CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı BMW daha iyi otomobil üretiyor diye yerli otomobil projesini lüzumsuz buluyor. Cumhurbaşkanı adayı değil dersin ki BMW distribütörü. İnce Almanya'da seçime girseydi söylediklerinin bir karşılığı olabilirdi. Bir karşılığı yok. Karşılığı olmadığı gibi değeri de yok. Bu beyanı sadece kimler hesabına çalıştıklarının itiraf belgesi yerine geçer. Erdoğan'ı yargılama bahsine gelince. Evet büyük elçiler bu soruyu sormuşlar. Çünkü İnce görüntülerle de sabit olduğu üzere tabi tabi bunu da sordular diyor sormuşlar Muharremince de sizler kim oluyorsunuz da bağımsız bir ülkenin cumhurbaşkanı adayına bu soruyu sorma cüretinde bulunuyorsunuz dememiş. Şunu demiş. Ben bağımsız bir yargı kuracağım onlar yargılarsa yargılar. Bunu da canlı yayında övünerek anlatıyor. Hiç yüzü kızarmıyor. Merakımı muciptir. O büyük elçilerin kimler olduğu belli. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti o büyük elçileri yerinde tutmaya devam edecek mi? İkincisi, milli bağımsızlığımızın kurucusu olmakla övünen CHP geç de olsa siz nasıl Cumhurbaşkanı adayımıza böyle bir soru sorarsınız diye kurumsal bir tepki gösterecek mi? Üçüncüsü de şu olsun. Sürekli Erdoğan'a çakan muhalefet partileriyle ilgili en ufak bir eleştiriyi dile getirmemiş AKP'li türbanlı yazar. Bu kez de Muharrem İnce'ye haksızlık yaptığımızı yazacak mı? Ahmet Kekeç, Star.